Ramazan Hocam, yıllardır dikkat eksikliği olan çocuklarımızı ve hiperaktivite sorunu yaşayan çocuklarımızı ilaçsız tedavi ediyorsunuz. Bu tedavi yönteminiz nedir, nasıldır, neler yapıyorsunuz çocuklarla? İlaç tedavi edemediği için uzun yıllardır ilaçsız yolların nasıl olduğunu keşfetmeye çalışan bir uzmanım. Çünkü dünyada bu konuyla ilgili önemli bir birikim var. Bizim yaptığımız daha çok uygulamalarla zihinsel ve duygusal işlevlerini beynin o bölgelerini geliştirerek etkinlikler, uygulamalar ve tekniklerle, terapilerle çözmeye çalışıyoruz. Terapilerimiz başladı, çocuğumuzda düzelme var. Tamam, bizim işimiz bitti deyip hani terapiyi kesmeli miyiz yoksa belli bir süre daha devam etmeli miyiz? Şöyle söyleyeyim, her çocuğun kendi özel durumları var. Mesela sadece dikkat eksikliğini hafif düzeyde yaşayan, orta ağır düzeyde yaşayan çocuklar var. Bununla beraber zihinsel ve duygusal başka sorunlar eşlik ediyor olabilir. Terapi süreci uzayabilir. Kişiden kişiye değişebilir. Ama güzel olan da şu, terapi sonrasındaki kazanımlar büyük bir oranda kalıcı olur. Şimdi Ramazan Hocam, peki çocukların sorumluluk almasıyla alakalı bir öneriniz var mı bizlere? Biz ailelere önemli bir sistem veriyoruz, tüm detaylı bir şekilde bir ya da iki seans anlattığımız bir sistem var. Eğer siz çok koruyucu bir aileyseniz, onun adına her şeyi yapıyorsanız o çocuklar sorumluluk almazlar. Biz aynı zamanda ebeveyn olarak sorumlulukları devredebilen yerinde ve zamanında ebeveynler olmalıyız. Bir diğer husus da sizin ebeveyn olarak nasıl model olduğunuz. Eğer siz iyi bir modelseniz çocuk sorumluluk alma konusunda sizi örnek alacaktır.